E, i̇sterseniz çamlık konusunu e, anlatırken biraz da eski, eskiyi hatırlayalım. E, Hilmi Bey göreve geldikten sonra çamlıkta sivil toplum kuruluşlarının da davet edildiği Atatürk Parkında gerçekleşen bir e, konferans verilmişti. Orada güzel bir tanıtım yapıldı. E, hatta çamlıkta bir restoran inşa edileceği, e, fakat bunun mesire alanının önüne geçmeyeceğini e, söylemişlerdi oranın park alanı ile ilgili bir takım e, gelişmelerden bahsedilmişti e, çamlık içinin park alanı olarak kullanılmayacağı park otoparka kapatılacağı park alanının sahil yolu üzerinde e, o e, şu anda mevcuttaki çocuk parkı ile beraber birleştirilerek e, kullanacağı ile ilgili Onun haricinde e, güzel birkaç tane daha proje vardı. Fakat Çamlık daha sonra özel sektöre devredilmek gibi bir gerçekle yüzleşmek mecburiyetinde kaldı. Ünyeliler buna aynı Enver Yılmaz zamanında olduğu gibi tepki verdiler. Ünye reaksiyon gösterdikten sonra zaten iş çığırından çıktı. İstişare kapatıldı. Fikir alışverişinin önüne geçildi. Ünye Belediyesi Çamlık'tan uzaklaştırıldı. Sonra... Büyükşehir Belediyesi kendi içinde Çamlı'yı iyileştirmek için bir takım adımlar atmaya başladı. Yatırım yapılması güzel ama bunun e, ünyeninin ihtiyacını karşılayacak ve ünyeninin de onayını alan yatırımlar olması gerekiyordu. Ahşaptan bir kafe inşa edildi. Halbuki biz o yapılan konuşmada, sunumda oraya bir restoran gerektiği e, kafenin yetersiz olacağını söylemiştik. Bu bir Bizim vizyonumuzdu, öngörümüzdü daha doğrusu. Fakat Büyükşehir bizle istişareyi kapattığı, iletişimi de kestiği için oraya bir kafeteryacık inşa etti. Bu tabii geçen dönem içinde de ihtiyaçları karşılamadı. Ama daha sonra güzel şeyler olmaya başlandı. Oradaki görevli müdür arkadaşımız gerçekten Ünye için, Çamlık için kendi kapasitesini de zorlayarak, imkanlarını zorlayarak bir şeyler yapmaya başladı. E, güzel de adımlar atıldı, peyzaj güzelleştirildi, oradaki mescit, e, eski mescit zaten çamlık için yetersizdi ve çok uzaktaydı, ana binadan da uzaktaydı. Ana binanın yanına bir ahşap mescit inşa edildi. Bunlar güzel e, gelişmeler. Onun haricinde bizim en başta söylediğimiz restoran kısmı arka tarafa inşa edildi. Keşke ikisi bir düşünülse ve zaman kaybedilmeseydi. Fakat öyle de böyle yanlıştan dönülmüş olundu. Bir kitap kafe inşa ediliyor. Bu da bizim kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz bir çalışma. Sayın Nevra Hanım bu konuda öncülük yaptı ve büyük şehri bir şekilde ikna ettik kitap kafe için. Bu da gayet umut verici bir gelişme. Onun haricinde Ünye'nin yine değerli büyüklerinin tavsiyeleriyle Mezar Taşları Müzesi çamlığa kazandırılacak. Şu anda meteorolojinin olduğu arka taraftaki bölüme. Bu da tabii ki Ünye'nin kültürünün yeni nesillere aktarılması açısından çok kıymetli bir gelişme. Bunu da tasvip ediyoruz. Onun haricinde bizim beklentilerimiz neler? Otoparkla ilgili şeyi bahsetmiştik. Yine içeriye otopark yapılmayacak. Otopark dışarıda kalacak. Fakat Çamlık'ta olmazsa olmaz en önemli şey mevcut çam ağaçlarının rehabilitasyon sürecinin bir an önce başlatılması. Çünkü zamanında Musa Güven'in diktirdiği, belediye başkan yardımcılığı döneminde bizzat kendileri iştirak ederek diktikleri çamlar artık yaşlandı. Birçokları e, kökleri artık yukarıya çıktı, beslenemez halde. Birçok ağaç e, ömrünü tamamladı. Bunların artık bir an önce el atılarak rehabilitasyon sürecinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Çamlık'ta değişik ağaç popülasyonlarının da ee, tabii Karadeniz bölgesine ve bizim iklimimize uygun olacak şekilde e, konumlandırılması bizim için elzemdir. Onun haricinde biz yetkililerle görüştüğümüzde eski mescidin ve tuvaletin yıkılmasını talep etmiştik. Çünkü artık e, o çamlığın yeni şekline de yakışmayan bir yapı. E, çamlığın içindeki elektrik hatlarının yer altına alınmasını istiyoruz. Çünkü çok çirkin bir görüntü oluşturuyor. Ee, onun haricinde çamlığın muhtelif yerlerinin aydınlatılmasını bu çok e, ihtiyaç olunan bir şey. Çünkü akşamları da artık yaşayan bir e, çamlık arzuluyoruz. Biz e, çamlığın sadece hafta sonları kullanılan bir alan olmasından ziyade haftanın her saatinde akşamları dahil e, insanlara hizmet veren bir mesile alan olmasını istiyoruz. Zaten Ünye'de bir tek çamlık olduğu için Mesire alanı ya da milli park olarak değerlendirdiğinizde sadece çamlık zaten ünyenin ihtiyacını görmüyor. Bazı çamlığı ünyenin çok daha aktif kullanımını açsak bizim için umut verici olacak. Onun haricinde bir bu düğün salonuna giden eski yolun kaldırılmasını istiyoruz. O aradaki yolun şu anda mevcut çeşmenin olduğu yerden kesilip o bölümün de ağaçlandırılmasını istiyoruz e, çünkü e, çamlığı kendi içinde bir alan olarak e, tasarlayıp düğün salonundan da ayırmakta fayda olduğunu düşünüyoruz e, ön tarafına da yine yer altında bir e, tuvalet lavabo ihtiyacını karşılayacak bir e, hizmet binasının yapılmasında da fayda görüyoruz onun haricinde falezlere inen yerlerin ahşapla e, ahşap kaldırımlarla tekrar inşa edilmesi, ışıklandırılması falezlere baktığınız zaman karşı tarafın yani çamlığın batı tarafının da tamamen aydınlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü çamlık hem çok aşırı karanlık hem de kendi fiziki görselini ifade edemez bir tarzda şu anda. O yüzden aydınlatma çok önemli. Son olarak da biz güvenlik açısından oraya 3-4 tane ve sivil güvenlik konulmasını istiyoruz. Çünkü turistler resmi üniformalardan çok fazla hoşlanmıyorlar. Zaten üniformanın toplum hayatından biraz daha dışarıya çıkması biraz gelişmişlik de örneğidir aynı zamanda. Biz orada sivil üniformalı güvenliklerin olmasını ve Dediğim gibi 24 saat yaşanılabilen bir çamlığın ünyeye hizmet verecek şekle bir an önce kavuşturulmasını talep ediyoruz.